İnşallah hocam. Bizans'ın galibiyeti bildiriliyordu hocam inşallah. Rumor, şeytandan Allah'a sığınırım. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl, 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir Allah'ın yardımıyla. Rum suresindeki ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradı. Ama bunu Persler karşısında, ama bunun daha sonra yenilecekleri bildiriliyor hocam inşallah. Tam denildiği şekilde ve 7 yıl içerisinde, bu ayet geldikten 7 yıl içerisinde kazanıyorlar savaşı hocam. Bir savaş daha oluyor ve kazanıyorlar. Rum orduları kazanıyor. Evet hocam inşallah. Evet. Ama önce Allah mağlup olduktan söylüyor değil mi? Elif, evet, lam, mim diyor. Şeytan Allah'a sığınır. Rum mağlup olur diyor. Evet hocam. Ama sonra onların kazanacaklarını söylüyor. Ve alçak bir yerde. Evet. Yani en alçak yerinde. Evet hocam. Süre veriyor Allah. 10 yılı aşmayacak diyor. Evet. Birkaç yıl içerisinde diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bakın Allah süre veriyor. Süre doğru çıkıyor. Evet. Zaman veriyor Allah. Zaman. Evet. Şu zaman içerisinde. İnşallah. Ve savaşta onlar yenecekler diyor. Evet hocam inşallah. Mekan da bildiriyor. Şu mekanda şöyle alçak bir yerde diyor. Evet. Allah mekan bildiriyor değil mi? Evet. Zaman da bildiriyor. Evet. Ve mağlubiyetin, galibiyetin ne şekilde olacağını hepsini anlatıyor. Evet hocam inşallah. Ve aynı dediği gibi de oluyor. Maşallah hocam evet. Demek ki gaybı Allah biliyormuş değil mi? Evet hocam inşallah. Bu yanlış aksi. Yani Allah gaybı bilmez, yanlıştır. Allah gaybı bilir. Gaybı istediği elçilerine bildirir. Evet hocam inşallah. Yani Allah gaybı bilmez değil mi? Yani şöyle, haşa öyle haşa. Yanlış anlaşılmasın. Yani insanlara bildirmez. Evet. Elçilerine bildirmez. Kimseye bildirmez. Bu yanlış. Seçtikleri müstesna diyor Allah. Evet hocam inşallah. Ve gaybı nasıl bildirdiğini de açıklıyor Allah. Değil mi? Çok evet. Fazla ayette de bildiriyor. Evet.